Merhaba. Bu derste çok merak edilen bir soruyu paylaşmak istiyorum. 2, 3, 4 hatta 7 dil konuşmak mümkün mü? Bu soruya nereden geldik? İzleyicilerimizden bir tanesi, "Hocam böyle bir şey olur mu? Hani biz bir tane, iki tane dil konuşamıyoruz ama internette 7-8 dil konuşan insanlar görüyorum ya da böyle iddialarda bulunan insanlar görüyorum. Bu doğru mu? Ne derece doğru? Bu iş nasıl oluyor?" diye sordu. Ben de ona istinaden bu herkesin kafasını karıştıran ilginç konuyu ele almak istedim. Şimdi 7-8 dil konuşmak dediğimizde bu bize uzak bir konu gibi geliyor. Şimdi bakıyorsunuz bizim Türkiye nüfusuna baktığımızda ne oluyor? Hani bir tane dili, yani İngilizceyi bile daha tam doğru düzgün konuşamamışken insanlar bize ya da başka kültürlerdeki insanlar bize işte "ben 3, 4, 5 dil konuşuyorum" dediğinde ya da öyle bir şey gördüğümüzde çok garip geliyor. Şimdi bu durum bize uzak ama gerçeğe uzak değil. Şimdi size bunun nasıl mümkün olduğunu, nasıl gerçekleştiğini, bununla ilgili terminolojiyi tek tek anlatıyor olacağım. 1. Çok dillilik aslında dünyada çok yaygın bir şey. Yani dediğim gibi bizim kendi ülkemizde bunu 2-3 dilliliği çok fazla görmesek, yaşamasak, hissetmesek bile tabii ki var aslında ama genel olarak o hissiyata sahip değiliz. Dünyanın pek çok ülkesinde, Avrupa'daki pek çok yerde 2-3 tane dil standart konuşulabiliyor. Şimdi hatta burada terminoloji vardır. Eğer 2 dilli yetiştiyseniz buna "you're a bilingual person", yani 2 dilli bir insansınız. 3 dil konuşuyorsanız "trilingual person". Şimdi burada hatta bu "bi" kelimesi iki anlamına gelir. Bicycle'dan belki hatırlarsınız. Bicycle da iki tekerlekli araç demek aslında. Şimdi detaylara inelim. Size birkaç tane kişisel örnek vermek istiyorum. Hani bu durumun ne kadar mümkün olduğunu görmek için. Bunlar benim ya kendi arkadaşlarımdan ya da hani günlük hayatta tanıştığım kişilerden örnekler. Mesela Almanca, İngilizce, Türkçe bu üçlüyü çok iyi konuşan tanıdığım arkadaşlarım var. Ondan sonra Türkçe, Fransızca, İngilizce bu üç dili çok iyi konuşan tanıdıklarım var. Dahası mesela geçenlerde bir okuyucumla tanışmıştım. İngilizce, Arapça, Türkçe, Farsça, Kürtçe bu dillerin hepsini konuşuyor. Hatta İranlılar kendisini İranlı zannediyormuş o kadar iyi Farsça konuştuğu için. Yani bu tür örnekleri belki siz de görüyorsunuzdur. Görmediyseniz de en azından size bu şekilde örnek vermiş olayım. Şimdi coğrafi olarak bakacak olursam dedim ya pek çok yerde aslında iki dillilik bir norm, yani standart sürekli gördüğümüz bir durum. Mesela Avrupa'ya gidersek, Avrupa'ya bakarsak burada belki de çok bilinmeyen birkaç gerçek karşımıza çıkacak. Hollanda. Hollanda'da mesela ne kullanılıyor? Dutch dediğimiz, yani Flemenkçe dediğimiz bir dil var. Hollanda'da aynı zamanda İngilizce aşırı derecede neredeyse herkes iki dilli gibi diyebiliriz. Hollanda'da İngilizce konuşma oranı oldukça yüksek. Belçika'ya gelecek olursak, ha bir de şöyle bir şey vardır. Hollanda ile İngiltere birbirlerine yakın olduğu için çok sık gel git yaparlar. Yani Hollandalılar İngiltere'ye çok gider. İngiltere'den turistler, ziyaretçiler Hollanda'ya gider. Yani bunlar komşu olarak düşünün ve birbirlerine sık sık gel git yapan, ziyaret eden insanlar, topluluklar. Belçika açıkçası beni şaşırtan örneklerden birisi. Çünkü birkaç tane resmi dili var. Bir, Fransızca konuşuluyor Belçika'da. Ondan sonra Flemenkçe konuşuluyor. Bu Flemenkçe dediğimiz dil de Hollanda'da konuşulan Dutch, yani Flemenkçe. Bunlar birbirine çok yakın diller. Belçika'da bu ikisi kullanılıyor. Ondan sonra İngilizceleri genelde gayet iyi oluyor. Benim mesela Belçikalı arkadaşlarım buraya geldiğinde biz tabii o zaman bu kültürel şeylerden haberim yoktu. Arkadaşlarım bir bakıyorum Fransızca biliyorlar, işte Flemenkçe biliyorlar, İngilizce biliyorlar. Üç dilde de gayet hakimler ve aktif bir şekilde hepsini zorlanmadan kullanabiliyorlar. İlginç bir örnek, ben İngiltere'de çalışırken öğrenmiştim. İngiltere'de bir ara proje öncüsü olarak çalışıyordum. İlginç bir örnek İsviçre'den geliyor. Ben İngiltere'de proje öncüsü olarak çalışırken İsviçre ile ilgili birkaç araştırma yapmamız gerekmişti. Baktığımda şunu görmüştüm. İsviçre'nin 4 tane resmi dili var. Yani bir ülke 4 tane resmi dil. Almanca, Fransızca, İtalyanca, bir de Romanş dedikleri Latin dili kökenli başka bir dil. Yani 4 tane resmi dilleri var ve insanların çoğu bu dillerin en az 2 tanesini biliyor. 2-3 tanesiyle karşılıklı iletişim kurabiliyor. Bir de İsviçreliler genellikle onlar da İngilizce'de akıcı ve iyi durumdadırlar. Yani yaklaşık 4-5 dille ne yaptıklarını, iletişim kurduklarını söyleyebiliriz. Sonra
Sık gelen sorulardan birisi de kafa karışmıyor mu? Hem evet hem hayır. Şimdi öğrenmenin hangi aşamasında olduğunuza bağlı. Çocukken biraz. Şimdi diyelim iki dilli, üç dilli, dört dilli yetişen çocuklarda özellikle çocukluk aşamasında konuşma biraz gecikir. Ama anne babalarının bundan endişe etmesine gerek yok. Çünkü bu doğal bir süreç. Nedir? Çocuk 2 yaşında konuşacaksa 3 yaşında konuşur. 3'te konuşacaksa 4-5 yaşında akıcı olarak konuşmaya başlar. Çünkü niye? O 2-3 tane dili entegre etmeye, öğrenmeye, kavramaya çalışıyor. Çocukken biraz kafa karışabilir ama ondan sonra taşlar yerine oturur ve ne yapar? Çocuk o dilleri daha rahat akıcı kullanmaya başlar. Daha ilerleyen yaşlarda dil öğrenirken de kafa karışır mı? Belki biraz karışır ama genellikle siz 1-2 dil biliyorsanız 3. 4. dili eklemek, sürece dahil etmek daha kolaydır. Yani 1-2 dil öğrenmiş bir kişi başka bir dili daha kolay öğrenir. Yani bir kişi bir dil biliyordur, ikinciyi öğrenecektir. Siz o kişiden daha hızlı öğrenebilirsiniz. Çünkü dil nasıl öğrenilir bilirsiniz. Aynı zamanda diller arası paylaşılan gramer yapıları, kelimeler vardır. Onlar da işinizi kolaylaştırır. Dediğim gibi başta biraz kafa karışıklığı olabilir ama nihayetinde birkaç dil bilen kişinin yeni bir dili öğrenmesi ya da o dilleri aktif olarak kullanması daha rahat bir hal alır. Şimdi dillerin hepsi aynı derecede mi? Bu da sık aldığımız sorulardan birisi ya da öğrencilerin, insanların pek bilmediği şeylerden birisi. Her dil aynı seviyede değil. Mesela diyelim ki bir kişi Almanca, Türkçe ve İngilizce konuşuyor olsun. Yani bu üç dilde de üçünde de akıcı olsun. Değil mi? Derdini anlatabiliyor, gazete okuyor, dergi okuyor işte, haberleri takip ediyor, her şeyden haberdar. Üç dili de aktif şekilde kullanıyor. Ama neredeyse herkes de bir dil daha baskındır. Bir dil baskındır. Yani diyelim ki şu üç dili konuşan 100 kişi olsun. Bazılarında 30'unda belki Türkçe daha baskın olacak. Almanca, İngilizce onu takip edecek. Belki diğer 30'unda İngilizce daha baskın olacak. Diğer diller onu takip edecek. Yani bir dil en baskın olanıdır. Hani derler ya hangi dilde küfrediyor bu adam ona bakmak lazım diye. Tabii o biraz şey amiyane bir tabir ama o tarz bir yaklaşım düşünebilirsiniz. Yani insanların bir dili diğerlerine göre daha baskın olur. Bu öbürleri zayıf anlamında değil. Birisi çok daha iyi, birisi çok daha yoğun kullanılır ve diğer dillerden daha baskın olur. Yani hepsi aynı seviyede mükemmellikte değildir. Birisi genellikle diğerlerinin önündedir. Niye? O dili daha çok kullanmıştır. O dilde daha çok şey okumuştur. O dilde daha çok iletişim kurmuştur. Bu aynen şunun gibi. Siz diyelim hem Türkçe hem İngilizce biliyorsunuz ama gidip 10 yıl İngiltere'de yaşarsanız ne olur? İngilizceniz Türkçenizden daha iyi bir hal alır. Çünkü Türkçeyi kullanmaya kullanmaya Türkçeniz hani körelir, zayıflar ve cümle ve iletişim kurmakta zorlanmaya başlarsınız. Yani bir dil daha baskın hale gelir. Aynı anda tüm dillerin aynı seviyede mükemmellikte kalması çok zor. Evet, böylece ne yaptık? Bu güzel konuyu ele almış olduk. Güzel bir soruydu. Bu soruyla ilgili dediğim gibi pek çok insanın aklında soru işaretleri vardı. Yani şuradan, buradan şunu söylemek mümkün. 4 dilde öğrenmek, 5 dilde öğrenmek, 6-7 dilde öğrenmek mümkün. Böyle çok dil öğrenen kişilere polyglot derler. Yani çok dilli. Poli zaten çok demektir. Hani Latince bir kök gibi düşünün. Çok, çoklu anlamında. Glot, çok dilli. Polyglot. Bu terimi görürseniz şaşırmayın. Böylece ne yaptık? Bu çok dillilik konusunda akla gelen temel soruları cevapladık. Yani bir insanın 3 dil öğrenmesi de, 4 dil öğrenmesi de, 7 dil öğrenmesi ve bunları aktif olarak kullanması mümkün. Umarım siz de ne yaparsınız? 2 dil sınırını aşıp 3, 4, 5'lere gidersiniz ya da en azından o ikinci dili çok iyi seviyede kullanmaya başlarsınız. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Hüseyin Demirtaş'ta İngilizce kanalına abone olmayı unutmayın ve yeni derslerde görüşmek üzere.